Podcast. Sanayi ve Teknoloji Bülten. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı külliyede gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkon 100 programına seçilen 15 Türkon adayını açıkladı. Adeta girişim fabrikasına dönüşen Teknofestlerden artık her yıl binlerce teknoloji girişimi doğuyor. Türkiye'ye özgü garaj modeli budur. Bakan Kacır, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin 43. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Ülkemizde bulunan veya yeni yatırım yapmayı planlayan yatırımcılardan da en temel beklentimiz, yatırım kararlarını alırken ülkemizi bölgesel ve küresel bir üretim ve Ar-Ge üssü olarak konumlandırmaları. Yatırımlarını tamamlayacak güçlü bir Ar-Ge altyapısı inşa etmeleri. Bakan Kaşır, Batman programları kapsamında valiliği ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Batman'ı TÜBİTAK yayınlarıyla buluşturma projesi imza törenine katıldı. Batman'da anaokulundan liseye 492 okulumuza 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi armağan etmenin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Batman, ekonomik kalkınma, kültür ve turizm projeleri ve 2024 yılı GAP projeleri imza törenine katılan Kacır, Teknokent'te Biosis fabrikasının açılışına iştirak etti. Ardından bir araya geldiği sanayicilerin taleplerini dinledi. Bakan Kacır, Zonguldak programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la birlikte Kreavit Ar-Ge Merkezi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı projeleri, Gökçebey Seçim İrtibat Bürosu'yla belediye sinemasının açılışına, Pınar Orman Ürünleri Fabrikası'nın da temel atma törenine katıldı. Gençlik buluşmasında gençlerin heyecanına ortak olan Bakan Kaçır, Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'ni ziyaretinin ardından sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, kıtalar arası köprü vazifesi gören Türkiye, bölgesinin parlayan yıldızı olarak küresel bir üretim ve Ar-Ge üssüne dönüştü. Bakan Kaşır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı temel atma törenine katıldı. Ardından Baba Uşağı Şevin Karahisar'da bir dizi program gerçekleştirdi. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. AK Parti ve MHP ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Kaşır, Kadınlar Dokuyor, Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Şebin Karahisarlı esnafın taleplerini dinledi. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2024 projeleri imza törenine katılan Bakan Kaçır, Şebin Karahisar Meslek Yüksekokulu'nda gençlerle buluşmasının ardından Şebin Karahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. İlçemizin kalkınmasını ve refahını sürdüreceğiz. Biz Şebin Karahisar'a sevdalıyız, aşığız. Şebin Karahisar bizim tarihimizdir, nefesimizdir. Bakan Kaşır, Giresun'da Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 2.7 milyon avro bütçeyle hayata geçirilen Gıda Araştırma Test Analiz Merkezi ile 2. OSB'de yeni fabrikalar, temel atma ve teknopark toplu açılışına katıldı. Giresun Gıda Araştırma Test ve Analiz Merkezimizde kurulan altyapı sayesinde aflatoksin gibi ileri seviye tetkikler ve mikrobiyolojik analizlerin yanı sıra bölgede daha önce yapılamayan ağır metal ve pestisit testlerini işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz. Giresun programının ardından İstanbul'a geçen Bakan Kaşır, Sarıyer'de yaşayan Şebin Karahisar, Alucra, Çamoluklar gecesinde hemşehrileriyle bir araya geldi. TÜBİTAK Big Spor Ödülleri Töreni'ne katıldı. TÜBİTAK Burs ve Destek Programları kapsamında spor alanında toplam 237 proje ve 871 bilim insanıyla gencimize 1 milyar 200 milyon lira katkı sundu. KOSGEB tarafından deprem bölgesine yapılan 4 milyar TL tutarındaki finansman desteğine ilişkin ödemeler yeniden başladı. TÜBİTAK, 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası'nda kapılarını halka açtı. Hafta boyunca kurumun Gebze kampüsünde, Ankara'da TÜBİTAK Uzay ve TÜBİTAK SAGE'de, Bursa'da TÜBİTAK Butal kampüslerinde ve Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde hem fiziki hem çevrimiçi söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Podcast Sanayi ve Teknoloji Bülten.